Merhaba herkese, Perspektif'e hoş geldiniz. Bugün Ömer hocamla birlikte beyin algı ve çocuklarımızla ilişkilerimiz konusunu konuşacağız. Sözü size bırakayım hocam. Teşekkür ediyorum. Dostlarım merhaba. Perspektif ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. İnformasyon, internet ve iletişim sayesinde dünya artık küçük ve düz. Bilgi sahibi olmak için Amerika veya farklı bir Batı ülkesine gitmeye gerek yok. Bilgisayar elinizin altında, telefonlarınız elinizin altında, herhangi bir bilgiyi tıkladığınızda yüzlerce, belki binlerce yepyeni bilgilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bilgi çağını yaşıyoruz. Bilgiyi merkeze oturtuyoruz ve öğrendiğimiz şeyleri takdir edersiniz ki konumuz aslında beyin. Son belki 2,5-3 aydan beri bu konuyu işliyoruz. Nöron dediğimiz sinir uçlarına elektriksel bir akımla yükleriz. Daha sonra aynı bilgileri sinaps dediğimiz, ben otoban derim yani yollar veya ağacın dalları olarak lütfen tahayyül edin, aynı kanaldan nöronlarda biriktirdiğimiz bilgileri elektriksel bir akımla şu anda benim sizle sohbet ettiğim gibi çıkartırız ağzımızdan ve işitsel hale gelir. Dostlarım 100-120 milyar civarında nöron var insanın beyninde. Kullanabilme kapasitesine göre bu artıyor veya eksiliyor. Tıpkı kas gibi. Kullandıkça nasıl gelişiyor? Kullanmadıkça kaybediyor insan kasını. Nöronlarda, beyin nöronları da kullandıkça gelişir. Kullanmayı sonlandırdıkça veya kullanamadıkça nöron sayısı beynimizde yavaş yavaş eksilmeye başlar. Dolayısıyla ne kadar çok bilgiyi, doğru bilgiyi elde edebilirsek, öğrenebilirsek nöronlarımızın gelişimi o kadar rahat olur. Dostlarım dünya 10 bin yıl kanı dönemini yaşadı. Ve değişim yani gelişimin değişimi 1500 yılda birdi. 10 bin yıl boyunca. 1950 yıla düştü bu. 1980'de 2,5 yıla, 99'da 6 aya, 2007'de 4 güne ve bugün saatlerle ifade edilen süreçte o 1500 yıllık değişimi yaşıyoruz. Böyle bir dünyada kendimizi soyutlayabilmenin mümkünatı yok. Dünyadan soyutlandığımız halde bilgiden veya birikimden, ilimden, fenden uzaklaştığımız anda yok olmaya mahkum oluruz. Birey olarak olmasa bile maddi olarak ve ülke olarak çok şey kaybederiz. Çok şeylerimizden oluruz. Dostlarım bilgi çağı dedim ben. İlginç bir çağ. Endüstriyel kültür, iletişim kültürü artık içinde yaşadığımız süreç. Dolayısıyla bilgiye sahip olabilmek çok önemli. Diplomayı alıp asmakla bu iş bitmiyor. Önemli olan onun sorumluluğunu yerine getirebilmek. Diplomanın yalnız diploma evrak olarak kalabilir. Eğer işlev kazandırabilirseniz hem kendiniz hem de toplumun menfaatine çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Takdir edersiniz ki çiçekten böceğe, tabiattan insana kadar birçok konuda biz sorumluluk sahibiyiz. Hiçbir birey dünyaya kendisine müşahhas yaratılmamıştır. Dolayısıyla sorumluluklarıyla birlikte gelmiştir ve sorumluluk sahibi olmayı becerebilmeliyiz. Lütfen sizi, seni terk edecek şeylere fazla bağlanma, fazla bel bağlama, aklını kullan, lütfen aklınızı kullanın. Vazgeçilemeyecek o kadar az şey var ki aslında yeryüzünde biliyor musunuz? Özellikle yaşınız ilerledikçe bunu anlıyorsunuz. Gerçi ben 26'yım takdir ederseniz ama yaş ilerledikçe birçok şeyi çok farklı boyutlarda kavrayabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. İnsanlar ulaşamadıklarının peşinde koşuyorlar. Aslında mutluluk kendi ayaklarının dibinde. Ancak mücadele hep başkaları olunca sıkıntıya düşüyorlar ve ayakların dibinde bulunan mutluluğu keşfedemiyorlar. Ellerini uzatıp ona ulaşamıyorlar. Gideceği limanı bilmeyen gemi için hiçbir rüzgar elverişli değil derler. Gerçekten değildir.
Hayatı planlayabilmek önemli. Hayatı planlı sürdürebilmek çok ama çok önemli. Akıntıya sürüklenmemek lazım. İnsan iradesini kullanabilmesi gerekir. Akıntıyla eğer sürüklenmeye başlarsanız bir ağaç yaprağının suda başıboş dolaştığı gibi dolaşmaya başlarsınız. Bu çok kolay bir şey değil. Aslında insanın temelde kendini tanıyamaması en büyük handikapı. Bizim bütün çabamız ve gayretimiz insanı tanıtabilmek, insanı tanıyabilmek, insanın nitelik ve özelliklerini anlayabileceğiniz bir dille size aktarabilmek. Kendimizi tanıma yolculuğuna insanla, beyinle devam edeceğiz. Evet Mehtap. Beyin algı harcamalarımız ilişkisi hocam. Tabii. Dostlarım toplumda farkında mısınız bilmiyorum. Çocuklarımıza hep küçük yaştan beri yapma, dokunma, kırma, bozma, icat çıkarma deriz. İlginç değil mi? Bir gözlerinizi kapatıp kendinizi test eder misiniz lütfen? Oyun oynayan çocuklara veya bir şeylerle haşır neşir olan çocuklara özellikle uyarı yaparız. Evladım kırarsın, dökersin, bozarsın. Oynama, kurcalama, karıştırma. Risk alma, başıma iş açma gibi. Aslında icat çıkaran bizleriz biliyor musunuz? Büyükler. Çocuk aynalama modeliyle hayatı şablon olarak kendisine aynalar yani model edinir. Dostlarım, beyin, insan aslında beynin açılımını önümüzdeki haftalarda tahmin ediyorum ben çok daha net olarak ortaya ben size koyacağım. Beynin işlevi, hangi bölgesinin ne işe yaradığını, tabii bunları bilimsel boyutta değil, yani akademik boyutta vermeyeceğim ama anlaşılabilecek boyutlarda beynin işlevini, görevini, bölümlerini, hangi yer neye yarar bunları açmaya çalışacağım size. Şimdi bugün ilginç şeyleri açmayı arzu ediyorum. Belli bir boyutta da olsa beyinle ilgili çünkü çocuklarla inilti, beraberlik kuracağım ben. Dostlarım, icat çıkarma deriz. Bakın bir birey, bir insan iki ayın arasında 15-16. Gün yumurtlar. Yumurtanın ömrü bir gündür. Spermin iki gündür. Dolayısıyla çok hassas, çok özel bir konudur bu bahsettiğim şey. Biz 4 haftalık bir çocuğun beyninin %95'inin infişak ettiğini yani oluştuğunu bilim boyutuyla, ilim boyutuyla çok net biliyoruz. Bunu belirteyim ben. Yani düşünebiliyor musunuz? 4 haftalık bir çocuğu beyninin %95'i gerçekleşmiş olur. %5 kalıyor geriye. Çocuk aynalama yapar dedik. Biz icat çıkarma diyoruz çocuğa. Kurcalama bozma diyoruz. Şimdi icat çıkaran aslında bizleriz. Çocuk anne karnındayken dahi aynalama görevini yapar. Bakın doğduktan sonra değil. Yani siz sigara içiyorsanız, içki içiyorsanız o çocuk olayın farkındadır. Siz eşinizle kavga ediyorsanız, diğer çocuklarınızla kavga ediyorsanız veya varsa aileniz kalabalık diğer bireylerle kavgalı, nizahlı bir ortamda yaşıyorsanız çocuk onları aynalama modeliyle bilinç altına kalıp haline getirir. Çok özel şeyler değil mi? Bilmiyorum bugüne kadar duydunuz mu? Evet. Dolayısıyla doğmamış çocuk dahi birçok şeyin farkındadır. Düşünün 4 haftalık çocuk beynin %95'i infişak etmiş. Lütfen hayal etmeye çalışın. Dostlarım, çocuğun döllenmesi esnasında yine anne ve baba sigara ve içki içmişlerse bilimsel olarak söylüyorum ilmi boyutta otizm dahil, şizofreni dahil birçok hastalığın siz altyapısını oluşturuyorsunuz. Bakın o kadar hassas özel bir konu ki aslında çocuk yapmak dahi bir plan dahilinde olması gerekir. Yani çok net söylüyorum ben ileride çocuklarınızın çok ciddi hastalıklarla karşılaşmamaları açısından sigara ve içkili olduğunuz günde çocuk planlamayın lütfen. Özellikle döllenme anında eğer anne ve baba sarhoşsa kesinlikle o çocuğun geleceğinde otizm, şizofreni veya stres dahil, şeker rahatsızlığı dahil
birçok rahatsızlığa çanak tutmuş olursunuz. Şimdi diyoruz ki biz çocuklarımıza, oğlum kızım icat çıkarma, karıştırma, kurcalama, bozma. Aslında biz onların hayat akışını bilinçsizce bilmediğimiz için ters çeviriyoruz, değiştiriyoruz, kaderleriyle oynuyoruz. Yani burada icat çıkaran, benim anladığım kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla ve yorumlamak istediğim kadarıyla özde, bakın, anne ve babalardır. Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum ben, bir çocuk planlı yapılabilmelidir. Ve lütfen ne yaptığınızın farkında olun. Birçok şeyi fark edin. Eğer farkında olmazsanız hasbelkader işte o doğan çocukların belki bazılarında bu saydığım rahatsızlıklar ve benzerleri çok rahatlıkla infişak etmiş olarak, yani var olarak çocuklar doğacaklardır. Dostlarım, elinizde 1000 anahtar olduğunu hayal edin lütfen. Eğer çocuğa girecek yolun neresi, nasıl olduğunu bilmezseniz, çocuğunuza, kendi çocuğunuza ulaşabilme gibi bir şansa sahip değilsiniz. Çocuğunuzun karakterini, kişiliğini, eğilimini ve ilgi alanlarını bilmek zorundasınız. Çocukla iletişim kurmak için bağırarak, çağırarak, hakaret ederek, bağışlayın lütfen, küfrederek, kabalık yaparak, dayatmayla bir yere varamazsınız. Ona ulaşacak olan yolu bilmek çok önemli. Karakterini, niteliklerini, özelliklerini, eğilimini ve onun neye meraklı, nelere meraklı olduğunu. Şimdi siz eğer kendi ilgi alanınızı çocuğunuza dayatırsanız, bağışlayın lütfen, cinayet işlemiş olursunuz siz. Yani zoraki kendi ilgi alanınızı çocuğa dayatmak çok yanlış bir sonuca taşıyacaktır, götürecektir çocuğu. Ve çocuk davranış bozukluklarına sahip olacaktır. Normal davranamaz. Toplumda bireylerle veya çevresiyle, hatta sizlerle çok rahat iletişime giremez. Dolayısıyla dayatma ve benim dediğim, benim ilgi alanımı uygulayacaksın, yapacaksın iddiası ve bu konudaki netlik çocuk üzerinde çok ters etkiler yapar. Dostlarım, düşünün. Şu anda pandemi dönemindeyiz ama okullar yeni işte açıldı. Çocuk sabah karanlıkta çıkıyor evden, gidiyor. Servise biniyor, okuluna varıyor. Her ders ortalama 40 dakika. Tahminen 6 veya 7 ders yapıyor. Akşam üzeri evine geliyor. Çocuk sürekli olarak ders. Sen eksiksin, kendini tamamla felsefesi. Geçen hafta anlattığım eğitim sisteminin çarpıklığı meselesi. Çok önemli bir konu aslında. Gerçekten değişilmesi gereken bir husus. Ve çocukların ben psikolojik olarak bozulduğunu biliyorum. Bugünkü eğitim sistemi anlayışıyla. Şimdi çocuk 10 dakikalık aralarda dahi, o teneffüs dediğimiz, öğrenci dediğimiz aralıklarda dahi kendi üzerinde baskı oluştuğunu hissediyor. Yavrum oynama diyor. Okulda herhangi bir görevli veya öğretmeni veya hademe, yani oradaki herhangi bir birey, dokunma kırarsın diyor. Bakın 10 dakikalarını dahi 40 dakikalık ders aralarında, bu çocuklar 6-7 ders yapıyorlar günde, onu dahi gasp ediyoruz. Yani onu dahi çalıyoruz. Bakın dostlarım, Yunuslar insanlardan sonraki en akıllı canlılar. Psikoloji kitaplarının bir kısmı 2 veya 3 yaşındaki çocuk zekasına eşdeğer zekadan söz eder Yunuslar'da. Ama niye insanlar kadar başarılı değiller biliyor musunuz? Ellerini kullanamazlar. Beyin ve eller arasında direkt iletişim vardır. İlişki vardır. Bir kablo bağ lütfen düşünün. Öyle hayal edin, sinirlerle. Dolayısıyla biz dokunarak, elleyerek, hissederek kayıt yaparız, aynalama yaparız beynimize. Yani o oyuncaklar var ya çocukların önündeki, en büyük nimetlerdir. O toprak var ya, o taş, o çamur, o doğa, ağaç, yapraklar, aklınıza gelen canlı cansız her nesne, çocuğun dokunduğu hayatını modelliyor orada. Aynalıyor yani. Kendi geleceğini oluşturuyor. Kendi kişiliğini oluşturuyor. Kendi kişiliği infişak ediyor. Yapma, hoplama, zıplama. Bütün mesele bu. Niye? Riske girme ki başın belaya girmesin. Başına bir şaşma, kolun bacağını kırarsın. Elin, kolun, bacağın kanar, başın kanar. Sıkıntı verirsin. Biblo gibi otur. Böyle bir biçimde çocuğun
yetişebilmesi mümkün değil. Böyle çocuk yetiştirilmez. Çok enteresandı. Bugün büyük şehirler diye nitelediğimiz şehirlerde çocuklar gelişim açısından, özellikle kas gelişimleri açısından %30-40 geridedirler. Yani kaslar gelişemiyor. Çünkü elinde bir makine sürekli onunla iletişim halinde. Dijital dünyayla, gerçek dünyayla değil. Ve kas oynamayınca, bir şeyleri kırıp dökmeyince, ağaçlara tırmanmayınca, koşmayınca, düşmeyince, kanamayınca elin kolun başı, gelişemiyor vücut. Biz maalesef çocuklarımızı böyle yanlış bir formata soktuk ve bu yanlış formatın düzelmesi için de hiçbir şekilde kendimizi değiştirme gibi bir kaygı veya endişeyi elhamdülillah tanımıyoruz. Bakın aynalama. Aslında aynı nöronlar vardır biliyor musunuz beynimizde? Tahmin ediyorum ben bir yıl kadar önce ben sizlere paylaşmıştım. Belki bir yılı biraz daha geçti. İki eş, iki çok iyi dost, arkadaş farklı yerde olsalar dahi aynı nöronlar vasıtasıyla birinin yaşadığını diğeri hissedebilir demiştim. Bilimseldir bu. Resmen kanıtlanmıştır. İşte bu ayna nöronlar dediğimiz işlev yapan, ortaya koyan nöronların farklı bir çalışma biçimi. Çocuk aynalamayla, kurcalayarak, oynayarak, kırarak, dökerek bir şeyleri öğrenecek ve beynine, yani nöronlara, zihnine kazıyacak. Dostlarım, günde 800 ile 1000 civarında beynimizde nöron üretiriz. Tabii bir kısmı yaşlanır veya kullanmamaktan dolayı yok olabilir. Ortalama bu. Çok farklı aslında pencerelerden olayı bakıp değerlendirmede hem bizim hem de geleceğimiz açısından ben çok büyük önemler olduğunu düşünüyorum. Ve oyun dünyası olmayan bir çocuğun, oyuncakları olmayan bir çocuğun, sokakta oynayamayan bir çocuğun gerçek birey karakterini oluşturamayacağı endişesini taşıyorum. Bunu açık olarak ben ifade edeyim. Bu işin içinde olan bir insan olarak beni tedirgin eden noktalardan birisi de şu. Dedim ya, çocuk ağacı bilmiyor, çiçeği bilmiyor, böceği bilmiyor. Dijital ortamda görüyor, düşünebiliyor musunuz? Yani elde makineyi alıyor, bir ağaç oluşuyor. Dokunuyor, yaprak oluşuyor. Dokunuyor, meyve oluşuyor. Aslında bu çocuk ağacı ağaç olarak, dokunarak tanıyacak. Yaprağı yaprak olarak, meyveyi meyve olarak. Ekranda bunu görmesinin hiçbir anlamı yok. Ve onun kişiliği zaten normal oluşamıyor. Toplumdan kopuk hale geliyor. Otizm yaşamaya başlıyor çocuk belli. Belli noktadan sonra, özellikle doğuşta da oluyor bu çok rahatlıkla. Lütfen neyin nasıl olduğunu fark edelim. Ve lütfen neyin nasıl sonuç vereceğini önceden hesap ederek bir işe başlayalım veya girişelim. Dünyayı sinetik dünya diyelim. Kesinlikle görerek, anlayarak, algılayarak, oynayarak, karıştırarak çocuk oluşturabiliyor. Kişiliğini de böyle oluşturabiliyor. Dolayısıyla siz oyundan, oyuncaktan, ağaçtan, çiçekten, böcekten, doğadan, çamurdan, kumdan o çocuğu uzaklaştırırsanız normal olmayan, kişisel bozukluğu olan, belki ileride duygusal bozukluğu yaşayacak çocukların oluşmasına vesile olursunuz, sebep olursunuz. Bu bana göre çok ciddi bir vebal. Bir örnek vereyim ben. Bir cerrah hayal edin lütfen, olur mu? Lütfen. Bir cerrah. Yüzlerce kitap var biliyor musunuz cerrahi konuda? Ben dünyada binlerce bulabilirim size. Peki. Bu binlerce kitabı bir doktor, bir cerrah adayına okutsanız bu insan ameliyata girebilir mi? Bana evet diyebilecek var mı içinizde? Ne yapması gerekir? Hocalarının yanında dokunacak, işin içine girecek, olayı kavrayacak, yani elleriyle yaşayacak, beyniyle beraber. Bu kablo deyin siz, kordon deyin, sinir deyin, beyinle el arasındaki iletişimi kuracak. Çocuk da böyledir. Yani bir cerrah eğer hangi bölüm ameliyat yapacaksa onun içine giremezse elleriyle, o ameliyatı başaramaz.
eliyle yaşayacak. Yani kitap üzerinde hayatı boyunca o insana binlerce kitabı verin, ezberletin, ameliyat yaptıramazsınız. Dokunacak. Peki çocuk doğaya dokunmadan, oyuncaklara dokunmadan, ağaca, çiçeğe, böceğe, çamura dokunmadan veya benzerlerine nasıl gerçek bir birey olacak, kişi olacak hayal edebiliyor musunuz? Düşecek, kalkacak, ayağa kalacak, kolu kanayacak, kıracak, hatta başı kanayacak, belki travma geçirecek. Geliyorlar bazen bana, hocam benim çocuk hiperaktif, ne yapalım? Çok ilginç, soruyorum hemen, ilk sorum bu. Kaç kez kolunu bacağını kırdı? 3 kez, 4 kez, tamam, o hiperaktif. Hiçbir şey yapmamışsa çocuk, kolu bacağı kırılmamışsa, hiçbir zarar görmemişse dışarıda veya ona ulaşamamışsa nasıl hiperaktif diyeceksin ki? Onun bozukluğu farklı bir bozukluk, duygusal bozukluğu. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir şeylere yapabilmek çok önemli. İnsanın yapabilmesi çok önemli. Dolayısıyla cerrah olurken dahi elimizi olayın içine sokmadan, onu yaşamadan cerrah olunmuyor. Peki çocuk oyunun içine girmeden, oyuncağın içine girmeden, çamura bulaşmadan, ağaca tırmanmadan, düşmeden, meyveyi, dalı, böceği tanımadan, nasıl yaprağı tanımadan gerçek bir birey olacak? Nasıl çocuk olacak? Anlatabilir misiniz bana lütfen? Dostlarım, en büyük sorun çocukları evde tutmak, yani dışarı çıkartmamak. Bizim çocukluğumuzda genelde evler bir katlıydı. Bazen iki katlı olanlar vardı. Ve hayatımız hep dışarıda geçerdi. Bizim çok oyuncağımız yoktu ama biz icat ederdik, biliyor musunuz? Bu kemiklerin arasında, bağışlayın, sığırın ve koyunun oynak yerlerinde aşık diye bir şey vardı. Yani belki duymayanlar vardır, çocuklarımız bilmez. Yani tam o bükülen yerde ayağınızın diz kapağında aşık vardı. Biz onlarla oynardık. Telden araba yapardık. Kağıt bulursak kafamıza göre uçurtma yapardık. Bazen ağaç sopa parçasını araç yapardık, üzerinde giderdik. Bakın, çocuk yalnızca canlı değil, cansızda da örnek alır ve kendini ona benzetir. Bazı çocuklara bakın, tren olur. Bazıları ben uçağım der, bazıları arabayım der. Ona tutunur, diğer çocuklar giderler. İşte kişiliğin infişakı böyle oluyor. Mış dünyası, hiç duydunuz mu? Çocuk mış gibi yapar. Yani doktormuş gibi yapar. Hemşireymiş gibi yapar. Babaymış gibi yapar. Anneymiş gibi yapar. Evcilik oynar, biliyor musunuz? Bakın, aynalama. Gelişim için bunu yaşaması gerekir. Mış ortamını tek başına yaşayamaz evinde. Çıkacak ki hemşire rolü oynayabilsin. Baba rolü oynayabilsin. Doktorculuk oynasın. Öğretmen olsun. Öğrencilerle öğretmenmiş gibi yapsın. Yani onlarca, yüzlerce bu örneği çoğaltabilirsiniz. Dolayısıyla çocuk ancak gerçek kişiliğinin infişakını bu saydığım ve benzeri şeyleri yaşayarak ve yaşatarak öğrenir. Dedim ya, bazen tren olur, bazen uçak olur, bazen araba olur. Çocuk aslında kendi dünyasında, kendi iç aleminde bir şeyleri kırıp ortaya çıkmaya çalışıyor. Yani o cansız varlıklara benzerken, biri tren olup diğerleri peşinde, katar olarak hayal edin lütfen. Çocukluğunuzu yaşadınız mı bilmiyorum ben. Giderken bir şeyleri, çeperi kırıp ortaya çıkmaya çalışıyor. Kendi oluşumunu tamamlamaya çalışıyor. Katkı yapmak ister misin? Devam edeyim mi? Yani düşüncelerin var mı bu konuda? Hocam, kafanı karıştıran şeyler. Yani bir çocuğun birey olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ebeveynler bence bir çocuğun birey olduğunu kabul etmiyor. En basiti, yemek yedirirken bile bir çocuğu zorluyoruz. Kararı ona bırakmıyoruz. Bence çocukluktan, yani yemek yeme konusunda bile bir kararı ona bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. En azından çocuk bir birey olduğunu benimsemeli. Kendi kişiliğini ortaya koyabilmeli. Evet, kendi kişiliğini ortaya. Bazı şeylerin kararını ona bırakmalıyız. Kesinlikle. Ki ileriki hayatlarında da kendi kararlarını kendi alabileceğinin farkına varmalı. Kesinlikle. Bizim eğitim sistemimizde böyle Mehtap. Hep sen eksiksin mantığıyla, mandatesiyle devam eder. Dolayısıyla o çocuk gerçek kişiliğini hiçbir zaman ortaya koyamaz. Ve ona hiçbir zaman sormaz. Yavrum, oğlum, kızım, sen neyi istiyorsun? Hayalin nedir? Kesinlikle. Yani ileride nasıl bir dünya arzu edersin? Ya nasıl bir birey olmayı düşünüyorsun?
Böyle bir soru hiç sorulmaz. Hep sen eksiksin. Sen öğreneceksin. Sen kendini tamamen felsefesiyle gidin. Dolayısıyla dediğin gibi kızım belki yemeğini yerken dahi ona müdahale edilir. Giysisini giyerken dahi ona müdahale edilir. Hatta giysi alırken bile onun fikri sorulmaz. Kendi evet. tercihini büyükler ortaya koyarlar, ebeveynler ve ona göre alırlar. Bunlar son derece yanlış davranış ve tutumlar dostlarım. Lütfen dikkat edelim. Beyin ve nörolojik gelişmeleri çocuk kesinlikle oyuncaklar kanalıyla, doğa kanalıyla oluşturur ve sağlar. Bunu bir kere hafızamızın bir yerine lütfen ne olur yazalım. Çocuğun karakteri çok önemli. Ebeveynden alır ancak çevre faktörü en az o kadar önemlidir. Takdir edersiniz ki kişiliğimiz iki tip, iki modelle infişak eder. Bir, genlerimizle, gen dediğim huy, karakter ve yatkınlık. Bir de çevreyle. Çevre o kadar önemli ki bazen, lütfen beni bağışlayın, baroş diye nitelenen belki semtlerde büyüyen çocuklar eğer farklı bir ortama girebilirlerse, böyle bir şansa sahip olabilirlerse orada yaşayan diğer çocukların dışında bir kişilik ortaya koyabilirler. Buna emin olun. Çok rahatlıkla. Çünkü çevre faktörü son derece önemlidir. Çocuklar açısından arkadaş son derece önemlidir. İlerleyen zamanlarda ergenliğe geleceğiz. O çete felsefesi mantığını da irdeleyeceğiz. Yani anneyi babayı reddedip bir gruba ait olabilme. Böyle bir güdüye sahiptir çocuklar. Ergenlik apayrı bir dünya. İnşallah ona da beyinle birlikte belli boyutlarda ben girmeye çalışacağım. Bizler dostlarım aslında anne ve babalarımızın bir özetiyiz. Yani anne babaya baktığınızda çocuğu görürsünüz. Anne babayı hiç görmeden çocuğa baktığınızda anne babayı anlarsınız, hissedersiniz. Dolayısıyla dedik ki anne babanın özeti. Bir parçası, yani bir parçayı gördüğünüzde onun çocuğunu veyla çocuğu gördüğünüzde birey, baba ve annenin, ebeveynlerin ne olduğu, ne olabileceği konusunda çok rahatlıkla fikir sahibi olabilirsiniz. Dostlarım, geleceğimiz gerçekten çok önemli. Çocuklarımız çok önemli. Biz öncelikle ebeveyn olarak ne yaptığımızın veya ne yapmak istediğimizin farkına varalım, farkında olalım ve çocuk 1 yaşında da olsa, 2 yaşında da olsa bireydir, bağımsızdır kendine göre. Dolayısıyla onların duygu ve düşüncelerine karşı saygılı olalım. Çok girift bir örnek vereyim ben size, konu dışında ama ileride işleyeceğiz bunları. Mesela bir AVM'de gidiyorsunuz veya çarşıda gidiyorsunuz, çocuk diyor ki baba anne bak diyor, bak. Şimdi bakın, bak dediği bir nesne. Vitrinde görüyor veya yürürken birini görüyor. Canlı cansız bir şey. Bak diyor. Bakmadığınız anda onu kaçırırsınız. Daha sonra o çocuğun hayalini ve dünyasını başına yıkarsınız. Lütfen saygılı olun. Yani çocuk size bir şey işaret ediyorsa, bir şeyi gösteriyorsa onun bir önemi vardır onun açısından. Ha yavrum ne kadar güzel. Nasıl farklı bir şey. Sen nasıl fark ettin? Çocuğun arzu ettiği bu özgüven. Güven dediğimiz olay, öz saygı böyle gelişir. Çocuğun ilgi duyduğu şeye ilgi duyabilmek. Ya veya mış gibi yapın ne olur yani. Aa ne kadar güzel. Ya nasıl farklı? Nasıl fark ettin? Ben bile bu kadar ayrıntıyı fark edemezdim. Çocuğu o andaki haleti ruhiyesine hesap edebiliyor musunuz? Onun huzurunu, mutluluğunu bir diğer açıdan yürü be. Geç işte üf bitti. Yıktınız. Aranıza buz kalıpları koyuyorsunuz. Aranıza çocuklarınızla duvarlar örüyorsunuz. Biz çocukken mahallemizde büyükler vardı. Biz onların yollarını gözlerdik biliyor musunuz? Sokağın başından girdiğinde içimiz kaynardı, yüzümüz gülerdi. Bize şeker veya benzeri çok basit şeyler verirlerdi. Ama nasıl mutlu olduk biliyor musunuz? Başımızı okşarlardı. Sırtımızı sıvazlarlardı. Biz sınırsız mutlu olurduk. Çocuk olduğumuzu anlardık. Ama öyle insanlar vardır.
Yüzüne bakmaya korkarsınız. Soru sormaya korkarsınız. Ne olur böyle ebeveyn olmayın. Ve çocuklara saygı duyun. Onların işaret ettiği, gösterdiği şeyleri lütfen ilgi alanınız içerisine sokun. Ve o çocuğa işaret ettiği şeyle ilgilendiğinizi ispat edin. O çocuk anlasın. Oyuncak da öyledir. Aa baba der, bak ne güzel tren, uçak. Git be, işim var, gücüm var, televizyon izliyorum dedim mi? İşin bitti. Çocukla olan iletişimin, sevgi bağın kopacak. Kopuyor, yok olacak. Ama aa oğlum ne kadar güzel, kızım nasıl güzel trenmiş, nasıl güzel bebekmiş, nasıl güzel uçakmış. Bak ne kadar güzel tekerlekleri var. Bu nasıl havalanıyor veya nasıl gidiyor? Bakın çocuk özgüven sahibi oluyor. Öz saygı sahibi oluyor. Güveniyor kendisine, inanıyor. Çünkü ebeveyn ilgi gösteriyor. Ortaya koyduğu kritere, değere. Bundan daha büyük bir şey yoktur. Ve çocuk eğitiminde bana göre okuldan daha önemlisi budur. 2 yılı geçti. Belki 3 yıl oldu. Ben size bir şey paylaşmıştım, hatırlıyor musunuz? Amerika'da bir tır şoförü, galiba Kaliforniya'daydı. Yoldan gelmiş, evinde oturuyor. Çocuğu maç seyrediyormuş. Diyor ki baba diyor, bakar mısın şuna diyor. Elinde çocuğun bir şey var, gösterecek. Git diyor. Birkaç kez bunu tekrarlıyor. Git diyor başımdan diyor. Bela olma, maç seyrediyorum diyor. En son diyor ki git kendini öldür diyor. Babanın silahı varmış. Yaşanmış bir olay bu. Ben sizle paylaştım. Çocuk silahı alıyor, köşeye çekiliyor ve kendini öldürüyor. Düşünebiliyor musunuz olayı? Aslında iletişim o kadar özel şey ki, önemli şey ki. Bugün bana göre Türk toplumunun en büyük eksiği iletişim noksanlığı, eksiğidir. Bu aile içinde de böyledir, biliyor musunuz? Çiftler evlenirler. Belli süre kuzu sarması. Sonra gerçek kişilikleri, yüzleri ortaya çıkar. Birbirlerine saygılarını kaybederler. Farklı dünyaları olur kendilerine göre. Ve koparlar, soğukluk girer. Dolayısıyla lütfen birbirinizin eşi olarak da, çocuklar olarak da ilgi alanına saygı duyun. Onlarla ilgilenin. Onlara yakın olun. Erkek içinde, bayan içinde aynı şeyi söylüyorum ben. Hiç ayırmıyorum. Herkese aynı. Lütfen bu duvarın oluşumunu engelleyin. İletişim sorununu aşın. En büyük problemimiz, millet olarak en büyük sorunumuz, gerek çevremizle, gerek birbirimizle, gerek aile içinde iletişim kopukluğu. Bir düşünün ne olur. Anne babaysanız şöyle bir gözünüzü kapatın. Hoca ne söylüyor acaba? Gerçekten ben çocuklarıma karşı nasıl davranıyorum? Veya en azından nasıl davranmam gerekir? Bunu bir akıl süzgecinden geçirin. Allah bize bir akıl süzgeci vermiş, biliyor musunuz? Yani bir şey şak diye söyleyemezsiniz. Bir oluşturun, o süzgeçten geçirin, ondan sonra ortaya çıkartın. Yoksa dönüşü yok. Ama insanlar bunun farkında değil. Öyle garip bir hayat yaşıyoruz ki. 3 kişiyiz. Can ciğer, biri ayrılıyor, ikisi birbirinin arkasından atmaya başlıyor. Ya öyle bir garip yapımız var ki. Diğer de demiyor ki ya bunun arkasından konuştuğuna göre biraz önce birlikteydik. Ya benim de arkamdan aynısını yapacak diyemiyor. Veya bir bayan bir erkek eşini başkalarına kötülüyor. Mantığa bakar mısınız? Hayat anlayışına bakar mısınız? Kişiliğe bakar mısınız Allah aşkına? Ne olur bundan? Bağışlayın ne olur. Amiyane Anadolu tabiri, hiçbir halt olmaz. Eşine saygı duymayan insanın, çocuklarına saygı duymayan insanın kendine saygısı olamaz. Yaratıcıya saygısı olamaz. Yaşadığı topluma, vatanına, milletine saygısı olamaz. Her şey şeklidir. Birbirimizi kandırmanın gereği yok. Öncelikle insana saygıyı bileceğiz. Öncelikle çocuklarımıza değer vereceğiz. Onlara saygı duyacağız. Öncelikle onlarla yetişkin bir birey gibi isteyerek ilgileneceğiz. Öncelikle onlarla oynayacağız. Hatırlar mısınız? Anneniz babanız yaptı mı? Böyle 4 ayak üzerine yere otururlar. Siz sırtına çıkardınız. At olurlardı, biliyor musunuz? İşte öyle bir dünyada
yetişen çocuklar mükemmele ulaşabilir. Meytap devam edeceğim ama sen de konuşursan katkı yap, devam edelim. Hocam saygının yanında bence çocuklar için sevgi de çok önemli. Tabii. Sevgiyi veremeyen anne babalar olduğunu düşünüyorum ben. En önemlisi bir yatırırken bir de bir çocuğun başını öpüp iyi geceler dilememiz gerekiyor. En azından bu aramızdaki iletişimi daha da pekiştireceğini düşünüyorum ben. Kızım okuldaki eğitimle anne babanın 15 veya 20 dakika evdeki fiziki birlikteliği çok daha önemli. Kesinlikle. Ve kesinlikle çocuğuyla yatarken onu okşaması, onu öpmesi, ona ilgi göstermesi ona müthiş bir güven verir, olağanüstü. Çocuk açısından da güven çok önemlidir. Bir diğer noktada Mehtap, hayatta sevgiden önce saygı gelir. Bütün hayatımız boyunca saygının olmadığı hiçbir yerde sevginin olabilmesi mümkün değil. Sevgi hep şekli olur, menfaat boyutunda olur ve o sevgi saygı olmadığı için yok olmaya mahkumdur. Öncelikle saygı zaten sevgiyi peşinden çok rahatlıkla getirecektir. Bunu bilelim. Dostlarım, ben nedenini bilmiyorum, çok üzülüyorum. İnsan potansiyelini en sığ biçimde kullanan bir yapıya sahibiz. Yani biz insan potansiyelimizi maalesef heba ediyoruz, yok ediyoruz göz göre göre. Yani bağışlayın lütfen beni, harcıyoruz. Bu nokta aslında çok özel, çok önemli. Benim bu bilgileri paylaşmamdaki temel etken hep ben söylerim. Hayatım boyunca ön yargılardan arınmış yeni düşüncelere açık bir toplum oluşturabilmek. Eğer bu konuşmalarımızdan 3-5 tane, 10 tane insan yararlanıp da dünya görüşlerini, hayat felsefelerini değiştirebilirlerse en büyük kazanç odur. İnanıyorum ki onlar da birçok insana anlatacaklardır bildikleri şeyleri ve toplumun tamamı değişecektir. Dünyayı değiştirmek istiyor musun? Bak çok net bir soru soracağım. Eğer istiyorsan hayatta en iyi şey nedir bildiğin şey? Onunla başla, dünya değişir. Yani hayatta en iyi bildiğin şeyi yap, ortaya koy, emin ol dünya değişir. Ama olumlu boyutta, hinlik boyutunda değil, sahtekarlık boyutunda değil. Yani olumlu boyutta topluma, doğaya yararlı olacak biçimde bildiğin en iyi şeyi yap, dünya değişir. Bu gerçekten hepimiz açısından çok önemli. Son derece ben bunun önemli olduğuna inanıyorum. Dostlarım, bütün insanlar birçok şeyi yapabilirler, başarabilirler ama o konuda emek verebilmek kayıt ve şartıyla. Ha, her yaşta da her şeyi yapamayız ama bazen insan öyle bir şey yapar ki sizin yaptığınız şeyi başka bir insan o mükemmeliyette yapamaz. İnsan böyle bir varlık. Yani özel bir yeteneğiniz, kabiliyetiniz vardır. Bunu ortaya koyarsınız, sizin yaptığınız şeyi bir başka insan yapamaz. Ama insan emek verirse bir başka insanın şartlar uygun olmak kaydıyla yaptığı şeyi çok rahatlıkla yapabilir. Aynalama, ileride geleceğiz beyine. Bugün mesela Çinliler ve Japonlar Batılılardan teknolojiyi aldılar, aynaladılar ve onlar kadar mükemmel üretmeye başladılar. Bu hırsızlık değil. Bu çocuğun aynalaması gibi bir aynalama. Bunu eğer bilir, farkında olursak biz birçok şeyi daha kolay aşabiliriz. Ve o kişi, o fert eminim ki ben kombinasyon olarak da toplumda istisna olur. Yani bir benzeri olmaz. Mükemmeliyeti yakalayabilen insandan söz ediyorum. Dostlarım, insanlar birbirine benzemezler. Hatta tek yumurta ikizleri dahi Allah farklı yaratmıştır. Yani şu parmak izimiz var ya bizim, dünyada hiçbir insana benzemez. Bu kadar özeliz. 6 milyarın üzerinde şu anda insan var. Milyarlarca insan gelip gitmiş. Ama hiçbir insanın parmak izi diğerine benzemez. Yani yüceliği görüyor musunuz? Ulviliği. İnsanın nasıl bir varlık olduğunu anlayabiliyor musunuz? Biz bu kadar özel varlıklarız, canlılarız. Eğer olayın farkında olabilsek ama maalesef birçok şeyi üstün körü el yordamıyla geçip gitmeye çalışıyoruz. Yavrum sen istediğin zaman girebilirsin. Yani konuya isterim ki tamam, daha hocam. Çok katıl, yani onu belirteyim ben. İnşallah katkın olsun. Zihniniz eğer eğitirseniz konuşacak o kadar çok şey bulabilir ki. Bakın
dünyayı değiştirmekten söz ettim. Ben üniversite hayatımdan sonra düşündüm. İktisat okudum aslında, takdir edersiniz. Fakat çok güzel insanlarla birlikteydim ben hayat akışım içerisinde. Necip Fazıl, Ahmet Kabaklı, Arif Nihat Asya ve ailem ve birkaç benzeri insan benim için çok büyük avantajdı. Hep düşündüm, dedim ki ya ben en iyi neyi yapabilirim? Hani dedim ya dünyayı değiştirirsiniz, elinizden gelen en iyi şeyi yapın diye düşündüm. Ekonomi üzerine de gerçekten odaklandım. Çok güzel çalışmalarım var, çok güzel makalelerim var bu konuda. Programlarım var, yıllarca yaptım ekonomi üzerine. Hala bir yıl önceye kadar yapıyordum ben. Üç arkadaş biliyorsunuz. Dostlarım, kişisel gelişim çok ilgimi çekti o süreçte. Buna odaklandım. Bununla ilgili gerçekten çok ciddi eğitimler aldım. Ya ben rahat konuşuyorum dedim. Rahat ifade edebiliyorum. Rahat yorumluyorum. O zaman bu konuya daha çok ağırlık vereyim. Belki ekonomi çok insanın dikkatini çekmiyor ama inanıyorum ki ben psikoloji, sosyoloji, felsefe, kişisel gelişim birçok insanın kendisi açısından daha çok dikkat çekici konular olacaktır. Bu kanaatle bu işe başladık. Gerçekten konuşabilmek çok güzel bir maharet, meziyet. İnsan konuştukça derinleşiyor biliyor musunuz? Derinleştikçe açılıyor. Şimdi kendisiyle konuşması çok önemli insanların. Ben kendisiyle konuşabilen insanlardan birisiyim ve ben kendimden çok şey öğreniyorum. Bir şeyi anlatırken kendinizden bir şeyler öğreniyorsunuz. Belli bir akıcılık kazandıktan sonra veya derinlik kazandıktan sonra bu çok hoş bir şey ya, çıldırırsınız vallahi. Yani insanın kendisiyle konuşurken veya bir şey anlatırken aldığı hazzı bilseniz o kendisine öğrettiği şeylere ben kendimden bir şeyler öğreniyorum ha. Şimdi daha önce bahsettik, konu konuyu açıyor. Bilinç çok küçük bir parça dedik. Bilinç dışı çok geniş bir kavram. Yani orantılarsak belki 1'e milyon ama insan bilinçli zihinle hareket ediyor. Fakat marşı o başlatır ama zihin dışınız devreye girer. Ve bu anlattığımız şeyler aslında zihin dışına kayıt olan şeylerdir. Yani bu çok önemli. Bütün insanlar için geçerli. O hani biz bazen hareketlerimizi kontrol edemeyiz. Kendimizi kaybederiz ya, o bilinç dışı zihnimiz devreye girer. O bizi o noktaya sürükler. İşte onu kullanabilmek, onu ehlileştirebilmek çok önemli. Veya onun o kör sağır ve topaldır. Biz psikoloji öyle deriz. Bilinç dışı, bilinç altına. Dolayısıyla onu olumlu boyutta eğitip kullanabilmek çok önemli. Her bireyin bunu yapabilmesi çok da kolay değil. Yapanlar da olumsuz boyutta daha çok kullanırlar. Bilinç dışını farkında olmadan, bilmeden. Dolayısıyla hem doğurgan hem de bereketlidir. Bir şeylere anlatmak, yorumlamak, anlatabilmek. Bu açıdan ben tavsiye ederim size. Bir de dostlarım sebat olayı vardır. Büyükler hep derler ya, yani bir konu üzerinde sebat edeceksin. Bir konuya sıkı sıkı sarılacaksın. Bir mesleği yapıyorsan ondan ona daldan dala atlamayacaksın. Yani onun üzerinde odaklanıp uzmanlaşacaksın. Yani bir ayakkabı boyası vardır, uzmandır. Ben hatırlar mısınız bilmiyorum, anlattım. Belki birkaç yıl oldu. İstanbul'a ilk arabamı alacağım. Yaş 18. Babamın rahmetli teyzesinin oğlu vardı. İstanbul Ticaret Odası'nda yönetim kurulu üyesi. Fuat Dinçe. Ondan yardım istedim. Bana bir araç buldular. Şimdi gibi internet yok. Yani araç böyle tek gözle görerek seçeceksiniz. Gittim baktım, sanayideydi araç. Aracı gördüm, içeri girdim. Bir adam karşıladı. Güzel tulumu var. Yani usta adam sanayide. İçeri girdim. Adamın masasının üzerinde bir yazı. Doktor. Şimdi kendime göre yorumluyorum, yani düşün, yani üniversiteyi bitirmiş bir adamsın. Yani oraya gelmiş bağışlayın bir adamsın. Fakat o doktor lafı, yani adam tulumu var, sanayici, bana araç gösteriyor, tamir yapıyor, doktor yazıyor dedim ya. Bu nasıl bir denklem yani, düşünebiliyor musunuz? Ki ben çok rahat büyümüş bir insanım yani çocukluğumdan beri. Aile olarak. Öyle bir etkilendim ki bir türlü çözemiyorum. Soramıyorum da adama ya. Doktor kim diyemiyorum. Yani masada bir doktor unvanı var. Adam arkasında oturuyor. Benimle sohbet ediyor. Çay kahve içiyoruz. İşi bitirdik. Aldık arabayı. Gittim ben. Perşembe pazarındaydı rahmetli Fuat Dinçer. Dedim ki Fuat Bey amca, size ben soracağım. Bir şey soracağım. Şimdi öyle istisna insandı ki dostlarım. Bu anlattığım olay işte. Düşünün 26 yaşında olduğuma göre yani. Belki.
40 yıla yakın bir süreç. Hayatımda ilk eldivenle araç kullanan insanı orada gördüm. Fuattin Çababam'ın teyzesinin oğlu. Düşünün, beyaz bir eldiven, o kadar beyefendi bir insan ki aracına oturuyor. Düşünün, 35 yıl önce, 37 yıl önce eldivenle araç kullanıyor. Bir hayal edin lütfen. Böyle bir insanın gönderdiği sanayideki bir usta. Dedim ki Fuat Bey amca, ben size bir şey soracağım, bağışlayın ama nedir oğlum dedi. Dedim ki beni gönderdiğiniz adam çok iyi bir insan, benimle çok ilgilendi. İşi bitirdik, araba işi tamam ama ben masada bir yazı gördüm, yani bir ünvan, doktor yazıyor. Doktor kim dedi. Bak evladım dedi, aklında olsun. Sen doktor yalnızca tıpta mı olursun zannedersin dedi. Yani ilde doktor olması için tıp mı okuması lazım dedi. Bir ihtisas mı yapması lazım? Arabanın doktoru bu dedi. Gerçekten her şeyin bir uzmanı vardır, her şeyin bir doktoru vardır. Dolayısıyla aracın da doktoru vardır. Muslukçunun da vardır. Egzozcunun da vardır. Aklınıza gelen her türlü mesleğin doktoru ve üstadı vardır. Bunu lütfen unutmayın. Bu çok güzel bir ders oldu benim açımdan. Geleceğe de belki büyük bir ışık tuttu. Yani onu da çok net ben biliyorum. Benim açımdan büyük bir pozitif gelişme olarak ben değerlendirdim. Hep bunu kendime şiar edindim. Dostlarım, sıkıntılı bir toplumuz, bağışlayın. Var mı katacağın? Şu an yok hocam. Tamam. Sıkıntılı bir toplumuz. Şimdi bir şeyleri başaramayınca, yapamayınca en kolay yola gireriz, kulvara, biliyor musunuz? Nedir o? Şikayet. Hani yapamıyoruz ya, başaramıyoruz ya, kendimizi ispatlayacağız ya, bilimle, bilgiyle, ilimle yok öyle bir şeyimiz bizim. Biz hani bağışlayın, ben hep derim, anadan doğma her şeyi biliriz. Mesela ben beyni sorarım, herkes bilir yani beyin ne ki hocam bu. Hep anlattım, bir daha söyleyeceğim çünkü o kadar etkili ki. Üniversitede konferanstayım. Hep genç çocuklar karşımda. Anlışan üniversite. Oğlum aşk nedir dedim, aşk konusunu işledik. Herhalde 16 hafta anlattım değil mi burada size? Ya hocam dedi biri, aşkı bilmiyorum ama manita dedi. Şimdi bakın. Üniversite talebesi bir insan. Aşk nedir diyorum, üniversiteyi okuyan çocuk. Hocam ya diyor, bilmiyorum manita diyor. Şimdi biz doğuştan her şeyi bildiğimiz için, gerçekten bildiğimizi zannettiğimiz için hep kaybediyoruz, biliyor musunuz? Hep yok oluyoruz. İlime, bilime, bilgiye, bilen insana da saygı yok. Hiçbir şey yok. Çünkü her şeyi doğuştan elhamdülillah genlerde var. Biz millet olarak her şeyi biliyoruz. Beni en çok rahatsız eden, kurcalayan noktada bu ve ben bilmediğim o kadar şey, çok şey olduğuna inanıyorum ki. Hiçbir şey bilmediğimin de farkındayım. Bu da net olarak itiraf edeyim. Yani bu ukalalık değil, gerçektir. Şimdi şikayete başlarız. Yani bir şeyi beceremiyorsak en kolay şey nedir? Şikayet ederiz. Başlarız işte. Duvarcı, sıvacı, annem, babam, öğretmenim, devlet, millet. Habire dümdüz geçeriz üzerinden. Nedir sebep? Ben laüselim, ben tertemizim ama benim dışımda her şey kötü. Yani ortam kötü, anam zengin değil, babam zengin değil. İşte ben imkan bulamadım, bunu yapamadım, şunu başaramadım. Peki bu konuda bir gayretin var mı? Bir hedefin var mı hayatında? Ulaşacağın bir yer var mı? Bugüne kadar neyi başardın? Yani ilkokulda da çok insanlar çok şey başarırlar. Ortaokulda da, yani neyi başardın? Ondan bir söz et, ne olur şikayet etmeden önce. Ve lütfen şikayet eden insanlardan ne olur biraz uzak durun. Yoksa söze şikayetle başlayan insanlar sizin de ayarınızı bozar. Yanlış bir kulvara sokar. Sizi de kendilerine benzetebilirler. Çünkü biz hayatımızın her boyutunda aynalamayla hayatı öğreniriz. Mesela beni en çok etkileyen insanlardan biri Necip Fazıl. Benim hocam. Bayılırdım. Şöyle gözümden girerdim. Hep anlattım. Vücudunun damarlarını dolaşır çıkardım. Ölürdüm ya. Erirdim böyle yani. İnsan erir mi? Düşünün yani. O benim aynam oldu. Ben o yaşta, üniversite hayatında gidip farklı bir ortamda değişik, yani tam zıt karakterde insanlarla birlikte olsaydım ne olacaktı? Hayat akışım ona yatkın olacaktı. Hep derim ben. Kader. Nedir senin kader dediğin şey? Ya Allah yazmış, kaderimiz bu. Ha, peki. Bak diyor ki kitap.
Düşünce eylem, hareket. Eylem alışkanlık. Alışkanlık karakter ve kişilik. Karakter ve kişilik kaderini belirler. Yani diyor ki düşünce kaderini belirler. İsra suresi 13. ayette Allah diyor ki biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor. Niye suçluyorsun? Ananı, babanı, öğretmenini, çevreni niye suçluyorsun? Kendi kaderini kendin belirleyeceksin. Bu konudaki yetki ve ehliyet sende. Şikayetle işe başladığında sen zaten onu yapamayacağını ortaya koyuyorsun. Onu düşünce kalıbı haline getirmişsin. Kendini de ona ikna ediyorsun. Yani ben bunu yapamayacağım diye kendini ortaya çıkartıyorsun. Nasıl yapacaksın yapamayacağın şeyi? Kendin söylüyorsun. Şikayet yapamamanın temel nedenidir, basamağıdır. Bir insan bir insana en kötü ne yaptırabiliyor musunuz? Şikayet etmeyi öğretir. Vallahi şikayet etmeye başladığınız anda bu iş biter. Ha şikayet derken bazı şeyler yanlıştır, ortaya koyarsınız şu yanlış diye. Ama sürekli şikayetle, sürekli ben iyiyim, herkes kötü, sürekli benden değil, karşıdakinden, karşıdakilerden bu olaylar oluştu dediğinizde işiniz biter. Ben size bir soru sormak isterim ya, aklıma geldi Allah için. Farkında mısın diye o akşamlar 18'de yazdım, yazıda belki sordum bunu ben. İnsan kaynaklı olmayan tek bir problem bana söyleyebilir misin? İnsan kaynaklı olmayacak. Bütün problemlerin temelinde insan vardır. Eğer düşünürse sorunu çözersin. Sorun çözülmüyorsa sen davranış biçimini değiştireceksin. Ya da düşüncelerini değiştireceksin. Yoksa o sorunu aşamazsın. O problem aşılmaz. Birileriyle, kendinle, ananla, babanla, eşinle, çocuklarınla, toplumla bir sorun varsa insan kaynaklıdır. Bütün problemler ya bakış açını değiştireceksin ya davranış biçimini, düşüncelerini değiştireceksin. O zaman o sorun çözülür. Bir problem çözülmüyorsa kendini sorgula. Burada benim dahlim nedir? Neden dolayı oluyor? Ben ne yaparsam bu iş düzelir. Eğer bu konuda realist bir biçimde düşüncelerini ortaya koyarsan o sorunun, o problemin aşılmaması mümkün değil. Yani bunu net olarak lütfen bilin ne olur. Ve bütün sorunlar bir daha söylüyorum çok özel ve çok önemlidir. İnsan kaynaklıdır. Ve çok garip bir şey bu. Hep karşımızdaki insandandır veya insanlardandır. Bizden değil, benden değil ha. Hep benim dışımdadır. Ya böyle bir dünya var mı? Ne olur akıllı ol. Ne olur akıllı olalım ben de dahil. Ha? Var mı böyle bir dünya? Düşüncelerini değiştir. Bakış açını değiştir. Hareketlerini değiştir. O sorun çözülür. Ama sen olduğun yerde kalıp suçlarsan hep onlar o diye hiç onu çözebilmen mümkün değil. Bizim en büyük handikapımız bu biliyor musun? Onlar ve ben. Biz ve ötekiler var ya anamızı ağlatıyor bizim. O ideolojik tornadan geçtiniz mi normale dönmeniz mümkün değil. Lütfen dikkatli olun. Ne beyninizi ne kendinizi hiçbir şekil ve biçimde kimseye kullandırtmayın ve kimseyi de kullanmayın. Ne düşündüğünün farkında olun. Şöyle bir geriye yaslan. Bir muhakeme yap. Bir sorgula kendini. Akıl, mantık ve vicdan aynası önünde bir kendinle yüzleş bakalım ya. Neler çıkacak altında var ya. Ne olur suçlamayın. Suçlamadan önce bir sorgulama yapın kendi içinizde. Kendinizle bir yüzleşin. Çok daha kolay aşarsınız. Var mı? Katılacağın. Hadi bakalım. Hocam. soru sorayım mı? Hayır. Normal konuşacağım kendi fikrimi. Tamam. Soruya geçmeyeceğim. Hocam şey zaten kendimizi yargılamayı başarırsak bence bir şeyleri yapabileceğimize inanıyorum. Yüzleşmeyi. İnsanlar, evet. Kendimizle yüzleşirsek zaten. Tamam. Bir şeyleri başaracağız. Kesinlikle. Ama karşı tarafı suçlamak tabii ki de her zaman daha kolay oluyor. En kolay hiçbir zaman, evet. En ben kolay. Diyemiyoruz. İşte orada sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Hep sen. Siz dediğimiz zaman çuvallarız. Dostlarım, yine ilginç belki konulardan birisi bu konuyla alakalı.
Bizim toplumda kariyer meselesi vardır, biliyor musunuz? Yani kariyer yapacağım ben. Herkes okuyacak, herkes üniversiteyi bitirecek, herkes şu olacak, bu olacak. Ya biz var ya bu dünyaya şu veya bu olmak için gelmedik. Çok basit bir şey bu, ben söyleyeyim. Biz, yani ben olmak için geldim bu dünyaya, bir başkası olmak için değil. Dolayısıyla illa şu bu olmam şart değil veya şunun uzmanı bunun doktoru olmam da şart değil, doktora yapmam da şart değil. Dolayısıyla insan olabilmek çok önemli. Yani ben olabilmem şu önemli. Yani etiket değil. Yani eğer merakınız etiketse çok şey kaybedersiniz. Bir de bir örnek vereyim ben size. Öyle anne babalar vardır bu çocuk konusu olduğu için. Kendi olamamıştır bastırır çocuğa, oğluna kızla. Oğlum doktor ol, mühendis ol, dişçi ol, aç ol, bilmem ne ol. Şimdi çocuk üzerinde bir baskı oluşur, tahakküm oluşturur. İlla olacaksın der. Çocuk okur, doktor olur biliyor musunuz? Sonra ne olur biliyor musunuz? Bu çocuk hiçbir zaman hayatında mutlu olamaz. Diyelim güzel sanatlara karşı bir ilgisi var. Siz bu çocuğu ola erkek veya kız alıp zorla doktor yaparsanız yüksek puan aldı diye hiçbir zaman mutlu olamaz. Ve bu insan için para her şeyden önemli olur. Belli noktadan sonra. Tek amacı vardır. Daha çok kazanabilmek. Çünkü keyif almıyor. O insan güzel sanatlara yatkın. Onu yapsa keyif alacak. Şimdi ben burada kişisel gelişim anlatıyorum. Kendimi anlatıyorum. Bazı şeyi kendim de öğretiyorum. Kendime büyük bir keyif alıyorum. Şimdi bana bunu bıraktırıp da diyelim herhangi farklı bir iş yapsanız, ki ticaret yapıyorum ama onun dışında, mesleğim dışında bir şey yaptırsanız ben bu keyfi alamam veya bu özveriyi ortaya koyup da size bir şeyleri bu kadar coşkulu anlatamam. İçimden girerek, yaşayarak, hissederek anlatamam. Dolayısıyla bu husus da çok önemli. Ve lütfen bir şey olmak için değil, kendiniz için, olmak için bu dünyaya geldiğinizi fark edin. Ve lütfen kendinize baktığınızda gerçek gözle inanarak birçok şeyin değişeceğine de inanın. Yani kendinizle yüzleştiğinizde, kendinize alıcı gözle baktığınızda birçok şeyin hayatınızda yer değiştireceğini çok rahatlıkla hissedin, bilin ve inanın. Ama inanarak kendinize bakın. İnanarak, içinizden gelerek kendinize bakın. Yoksa sırf dış dünyaya bakarsanız ne olur biliyor musunuz? İmrenirsiniz. Kıskanırsınız o insanları. Sürekli şikayet edersiniz. Allah korusun bir noktadan sonra ne olur? Hasete döner bu iş yani. Daha büyük sıkıntılar verebilirsiniz. Haset de hassas bir konu. Onu da inşallah aklıma geldi. Bakın ileri bir zamanda onu da işleyeyim size. Yani çok enteresan bir şey. Beyin fotoreseptörlerinin ortaya çıkardığı pozitif, negatif enerjiyle alakalı. Ama inşallah onu da ben size açayım. Şurada bu anda böyle bir konumuz yok önümüzde ama inşallah onu açmaya çalışacağım ben. Aslında Mehtap bize şey veriyorlar, sinyal veriyorlar hocam. Şey bitti, zamanımız diye bize böyle geçiyor Mehtap. Yani su gibi geçiyor. Nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. Şimdi evet, bazen düşünüyorum ben 2-3 konu başlığı hazırlıyorum. Fakat öyle garip ki bir konu başlığını bile beceremiyoruz. Vaktimiz yani. Yetmiyoruz. Onu bitiremiyoruz. Ona bir vakit ayarlayamıyoruz. Onu yetiremiyoruz. Dostlarım, insanın kendini ikna edebilmesi çok mükemmel bir duygu. Bakın, kendini ikna eden adamlardan biri benim. Size ne olur örnek olarak kendimi vereyim. Kendinizi ikna etmeyi becerin. Kendinize inanın, güvenin ve ikna edin. Mutlaka başarırsınız. Ama insani boyutlarda, yani insanın yapabileceği bir şeyi mutlaka başarırsınız. Onun için kendinizi ikna etmeyi becerin. Kendinizle konuşup anlaşmayı becerin. Hatta yeri geldiğinizde kendinize eksiklerini rahat olarak hatırlatın. Söyleyin neyin nasıl eksik olduğunu ve o eksikleri ve o yanlışları gidermeye çalışın. Mehtap, bugün burada bırakalım. Evet, haftaya hocam, devam edeceğiz. Evet, uyarıdan sonra. O zaman bir programın daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Umarım haftaya görüşmek üzere. Dostlarım, karşılıksız çıkarsız, sınırsız ölçüsüz sevgiyle ben sizi çok seviyorum. Haftaya inşallah yeniden perspektifte birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık.